Merhaba arkadaşlar. Tam sayılar konusuna giriyoruz artık. 6. sınıfta bu konuya başlangıç yapıyoruz. 7 ve 8'e de bunun devamı gelecek. Şimdi arkadaşlar biz daha önce ne gördük sayı tiplerinden? Sayma sayılar gördük değil mi? Sayma sayılar neydi? 1 ile başlıyordu. 1, 2, 3, 4 diye gidiyordu. İşte 1 elma, 2 elma, 3 elma, 4 elma diye sayıyorduk. Sonra bu zamanla yetmedi. Doğal sayılar ortaya çıktı. Dedik ki hiç elmamız yoksa ne diyeceğiz? 0 elma diyeceğiz dedik. 0 elma, 1 elma, 2 elma, 3 elma diye gidiyor. Şimdi artık doğal sayıların da yetmediği yerler var arkadaşlar. Mesela ben borç elma alacağım. Yani işte borç alacağım. Eksi ortaya çıkıyor. Yani burada yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Biz bunlara işte tam sayılar kümesiyle bunu gidermiş olacağız. Tam sayılara biz yönlü sayılar da diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir yönü pozitif kabul edersek diğer yönü de negatif kabul ediyoruz. Yani e, artı ve eksi işaretler kullanacağız. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi 10 lira para var. Şimdi bu 10 lira para nasıl bir para? Kar mı ettiğimiz para yoksa zarar ettiğimiz para mı? Gibi. İşte sıcak hava, soğuk hava. Şimdi 10 derece sıcaklık diyoruz. Bu 10 derece nasıl bir hava? Yani sıcak hava mı soğuk hava mı? Artı mı eksi mi? İşte burada e, devreye giriyor tam sayılar. Şimdi buradan başlayalım. Örneklere daha iyi anlayacağız. Kar dersek arkadaşlar artı sembolünü kullanıyoruz. Zarar dersek eksi sembolünü kullanıyoruz. Yüksek yani dağlara çıktığımızda artı. Alçak yani denizin dibine girdik mesela eksi. Sağa gidersek artı diyoruz. Sola gidersek eksi diyoruz. Sıcak havaya biz artı diyoruz. Soğuğa da eksi diyoruz. Şimdi bunlar anlaşıldıysa örneklerle daha anlayacağız. 15 TL kar ettim. Yani artı 15 diyeceğiz. 30 TL zarar ettim. Eksi 30. Sıfırın altında 5 derece sıcaklık. Arkadaşlar bu eksi 5'tir. Deniz seviyesinin 13 metre altında. Eksi 13. 60 TL borç. Eksi 60. 25 adım ileri gitmek. Artı 25. Ve 8 adım geri gitmek de. Eksi 8. İşte bunlarla böyle gösteriyoruz bu sembollerle. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi geçiyoruz sayı doğrusuna göstermeye. Şimdi bakıyoruz. Şöyle sayı doğrumuzu çizdik. Tam ortaya sıfırı koyuyoruz. İşte bu sıfır arkadaşlar nedir? Bizim başlangıç noktamızdır. Sonra artı 1 artı 2 artı 3. Normal sayı doğrusunun bu tarafına biz ne diyeceğiz? Pozitif sayılar arkadaşlar. Pozitif tam sayılar. Ve bu z artı sembolüyle gösterilir. Bakın burada diyor. Ne diyor? Artı 1 artı 2 artı 3 gibi sıfırdan büyük olan sayılara pozitif tam sayılar denir. Z artı ile gösterilir. Bir de sıfırın bu tarafı sol tarafı var arkadaşlar. Şu kısım. Buraya da biz bakın eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye gidiyor. Negatif tam sayılar diyeceğiz. Ve burunda da z eksi sembolüyle göstereceğiz. Bakın sıfır ne pozitiftir ne negatiftir. Sıfırın işareti yoktur. Sıfır tam sayısının işareti yoktur. Pozitif veya yani negatif tam sayı değildir diyor. Yani biz buna nötr de diyoruz. İşaretsiz. Tamam arkadaşlar. İşte buna diyoruz. Şimdi bir de e, tam sayıları şöyle z tam ile gösteriyoruz. Eşittir. Kümeler kümesi, kümeler konusunu görmüştük. Birleşim sembolünü kullanacağız. Negatif tam sayılar. Birleşim. 0 bunlardan bağımsız. Ne negatif ne pozitif ya. Birleşim z artı. İşte tam sayılar negatif tam sayılarla pozitif tam sayılar ve sıfırın birleşimiyle oluşuyor. Biz bunun hepsine birden tam sayı diyoruz arkadaşlar. Bu sembolü de kullanacağız. Evet geçiyoruz diğer sayfamıza. Sayı doğrusu üzerinde bulunan A, B, C, D noktalarına karşılık gelen tam sayıları bulunuz. Şimdi bakıyoruz. Burası 0 değil mi? O zaman hemen yan tarafı 1, 2. O zaman burası 3'tür. Bak burası 4'müş. Demek ki C ne çıktı? 3. C 3'tür. Sıfırın sol tarafı eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gidiyor. O zaman D eksi 1'dir. Anlaşılıyor mu? Şimdi hemen yanı eksi 2, B eksi 2, A'ya bakalım. Bak eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Demek ki A neymiş? Eksi 5. Bu kadar. Aşağıdaki seçeneklere verilen durumlardan hangisinin tam sayı gösterimi yanlıştır? Bakalım 45 TL kar. O artı 45'tir. O zaman bu doğru. 20 TL zarar. Eksi 20'dir. Bu da doğru. 6 adım ileri. Eksi 6 demiş. Hayır bu yanlış. Bunun doğrusu nedir arkadaşlar? Artı 6'dır. İleri gidiyorsa artı geri gidiyorsa eksi. 8 gün sonra artı 8'dir. Bu da doğru diyoruz. Evet, geçtik. Sayı doğrusunda soldan sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. Sağdan sola doğru gidince küçülür. Demek ki bakın soldan sağa doğru şu tarafa doğru gidildikçe sayılar büyürmüş. Bakın eksi 4, eksi 3 daha büyük, eksi 2 daha büyük, eksi 1 en büyük. Negatif tam sayılar arasında eksi 1 nedir arkadaşlar? En büyüktür. En büyük. Diyor ki soldan sağa doğru gidildikçe küçülür. Yani şey sağdan sola doğru sağdan buradan da bu tarafa doğru gidildiği için ne oluyormuş sayılar küçülür. Evet sağdan sola doğru bu tarafa doğru da küçülüyor. Bakın eksi 2 daha küçük eksi 3 daha da küçük eksi 4 daha da küçük eksi 10 daha da küçük eksi 20 daha da küçük öyle gidiyor. Negatif tam sayılar pozitif tam sayılardan daima küçüktür. Evet negatif sayılar bakın eksi 1 bir, 1'den küçüktür. Eksi 2 3'den küçüktür. Şöyle yazalım mesela eksi 10 nedir? Küçüktür 1'den. Eksi 20 küçüktür 3'ten, değil mi? Negatif sayılar pozitif sayılardan küçüktür. Yani 20 lira borç eksi eksi ya borç, 20 lira borç 3 liradan nedir? Küçüktür, kötüdür yani. Eksi 100 nedir? 10 liradan, küçüktür arkadaşlar. Negatif sayılar her zaman pozitif sayılardan küçüktür diyoruz. Evet, sıfır negatif tam sayılardan büyük, pozitif tam sayılardan küçüktür. Bakın neymiş? 0 negatif tam sayılardan büyükmüş. Bak 0 büyüktür. Eksi 10'dan. Hiç param olmaması 10 lira borcu olmasından iyidir. Değil mi? Ya da eksi 3 küçüktür. 0'dan. Şimdi 0 kimden küçük arkadaşlar? 0 da artı 3'ten küçüktür. Gördünüz mü? Bunu böyle yazabiliriz. Ya da eksi 7 sıfırdan küçüktür. Sıfırda da birden küçüktür. Zaten eksi 7 de 1'den küçüktür. Bu şekilde anlatalım. Geçtik. Tam sayılar küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi bakıyoruz. En küçük negatif olanlar en küçüktü. Burada eksi 12 var ve eksi 3 var ve eksi 1 var. O zaman eksi 12 en küçüktür arkadaşlar. Sıfıra en uzak olan bu. Sıfıra yaklaştıkça negatif sayılar büyür. Hatta eksi 1 en büyük negatif tam sayı. Eksi 12 küçüktür. Eksi 3'ten. O da küçüktür. Eksi 1'den. Negatif sayıları sıraladık bakın. Şimdi eksi 1 Şimdi sıfırda bunlardan bir tık büyüktü. Sıfırda kimlerden küçük? Pozitif sayılardan küçük. Bakın bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu da gitti. Geriye 2, 4 ve 7 mi kaldı? 0 küçüktür 2'den, 2 de küçüktür 4'ten. 7 kaldı, 4 de küçüktür 7'den. Bu şekilde sıralanmış oldu. Evet geldik diğer soruya. Eksi 5 a küçüktür o da 6'dan sıralaması. a yeni yazılacak? kaç tane tam sayı vardır? İşte eksi 5 ile 6 arasında kim var arkadaşlar bakalım. Hemen şurada yazalım. Eksi 5'ten bir önce ne var? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar bakın eksi 5 ile 6 arasında. Bakalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayı varmış. O zaman cevabımız 5'i kıdıyoruz. Eksi 10'dan küçük en büyük tam sayı kaçtır? Bir kere eksi olanlar ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Yani sol tarafında olacak. Kim bunlar? Hemen yazalım. Eksi 11, eksi 12, eksi 13, eksi 14 diye böyle gidiyor. Bunlar arasında en büyük hangisi arkadaşlar? Bakıyoruz. Bunlar arasında en büyük, en sağdaki en büyüktür. Değil mi? Eksi 10'dan küçük ama en büyük. O zaman cevabımız eksi 11 bulunur. Geçiyoruz mutlak değere. Mutlak değer ne demekmiş bakalım. Bir tam sayının başlangıç noktasına yani sıfıra olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. Mutlak değer sembolü buymuş. İki çizgi arkadaşlar. Eksi 2'nin mutlak değeri diye okunur. Ne demekmiş bu? Eksi 2'nin sıfır olan uzaklığı demek. Artı 2'nin mutlak değeri bu ne demek? Artı 2'nin sıfır olan uzaklığı. Bakalım şimdi. Eksi 3'ün mutlak değer yani eksi 3'ün sıfır olan uzaklığı şurası değil mi arkadaşlar? Ne kadar? 3 birim mi? Yani 3. Bakın uzaklık Negatif olamaz. Eksi 3 birim diye bir şey yok. Yani ben eksi 10 kilometre yoldan geldim. Denmez. Yani uzaklık işte bunun boyu eksi 20 santim. Denmez. Uzaklık eksi olamaz. Anlaşıldı mı? Uzunluklar eksi olamaz. O zaman burası 3 birim. Bakın şeyin artı 3'ün mutlak değeri yani şuranın mutlak değeri artı 3'ün sıfıra uzaklığı o da 3 birim. Demek ki artı 3'ün de mutlak değeri 3'tür. Şimdi bakalım. Eksi 2'nin mutlak değeri. Yani şurayı soruyor bana. Değil mi? Eksi 2'nin sıfır uzaklığı 2 birim. Artı 2'nin sıfır uzaklığı. E bu da 2 birim. Anlaşılıyor mu? Uzaklıklar hep bu şekilde pozitif çıkıyor. Eksi 1'in sıfır uzaklığı. Bakın mutlak değer eksi 1 demek. Eksi 1'in sıfır uzaklığı 1. Bir. Artı 1'in de sıfır uzaklığı. O da 1. Mutlak değer. Anlaşılıyor mu? Sıfırın sıfır uzaklığı. Yani... Bu olduğu yerde zaten buranın buraya uzaklığı yine sıfırda, sıfırın sıfır uzaklığı 0'dır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Hemen arkada bununla ilgili not da var. Sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Evet, az önce görmüştük. Mutlak değer sıfır, sıfırdır. Sıfır dışındaki bütün tam sayıların mutlak değeri neymiş arkadaşlar? Pozitifmiş. Buna dikkat ediyoruz. Yani eksi 18'in mutlak değeri 18. İşte artı yazsak da olur, yazmasak da olur. Yani şu işaret artı olmasa da biz ne anlayacağız bunu? pozitif olan anlayacağız. İşaret olmasa bile. Artı 23 mutlak değeri 23'tür. Eksi 5'in mutlak değeri 5'tir. Yani bu aslında pozitif demek tamam mı? Artı 5. Sıfırın mutlak değeri 0. Evet geldik bu güzel bir soru. Buna dikkat edelim. Mutlak değer A5 ise A hangi değerler alır? Şimdi A öyle bir şey ki arkadaşlar. Eksi 5'in de mutlak değeri 5'tir. Artı 5'in de mutlak değeri 5'tir değil mi? Demek ki A ne olmuyor? iki farklı değer alır. Eksi 5 de olur. Artı 5 de olabilirmiş. A'nın iki değeri var. Değeri vardır. Kim bunlar? A artı 5 de olur. A eksi 5 de olur diyoruz. Tamam mı? Çünkü ikisi de mutlak değer dışına artı 5 diye çıkar. Geldik bu soruya. Tam sayıların büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz ama Burada mutlak değerler var. Mutlak değeri biz normal sayı haline getirelim. Eksi 5'in mutlak değeri 5 demektir. Bunu unutmuyoruz. Eksi 1'in mutlak değeri 1 demektir. Bunu da unutmuyoruz. Eksi negatif gibi gözüküyor ama bu aslında artı 5'tir. Büyükten küçüğe doğru dediğine göre en büyük burada kim? 5 var, 9 var. Pozitif olanlara bakıyoruz. 1 var, 4 var. En büyük 9. O zaman 9 büyüktür. Şimdi burada 5 var ve 4 var. Ama bu mutlak değer 5 diye yazalım. Aslında pozitif 5'ti. Bunu dikkat edelim. Bu da gitti. Tamam. Şimdi 4 var. Sonra 4'ten sonra geliyor. Eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. Negatif gibi gözüküyor ama bu aslında artı 1'dir. Unutmayalım. Başka ne kaldı? Bunlar gitti. Gidenler şöyle çizgi çekelim. Eksi 12. Yani 0 var. 0 negatif sayılardan büyüktür. Evet. Eksi 12 mi? Eksi 3 mü? Eksi 3 daha büyüktür. Sonra eksi 12 en küçüktür. Tamam mı arkadaşlar? Sıralamamız böyle büyükten küçüğe doğru. Küçükten büyüğe doğru deseydi bu daftarda bunu ters çevirecektik. Yani eksi 12 küçüktür eksi 3'ten o da küçüktür Sıfırda 0'da küçüktür eksi 1'in mutlak değerinde o da küçüktür 4'ten 4 de küçüktür eksi 5'in mutlak değerinde o da küçüktür 9'dan. Bu da küçükten büyüğe doğru oldu. Tamam. Evet geldik diğer sorumuza. Yukarıda verilen sayılardan hangilerinin mutlak değeri kendisine eşittir? Nasıl olacak arkadaşlar? Bakalım. Eksi 2'nin mutlak değeri şöyle aldığımız zaman bu artı 2'dir. Bu eksi 2'di. Bu artı 2 oldu. Kendisine eşit olmadı. 0'ın mutlak değeri 0'dır. Doğru. Artı 3'ün mutlak değeri yine artı 3'tür. Bu buna eşit oldu. Evet. 2 ve 3 eşit. Eksi 11'in mutlak değeri artı 11'dir. Bu değişti. Kendisi olmadı. Demek ki 2 ve 3 doğrudur cevap 2 ve 3 o zaman ada şey Ceyhan diyoruz tamam mı arkadaşlar? Bakın 0'ın mutlak değeri 0'dır. 3'ün mutlak değeri 3'tür. Yine aynısı oldu ama bunlar işaret değiştirmiş oldu. O geldik sıra sizde ya. Bu sorunun cevabını arkadaşlar yorumlar kısmına yazıyorsunuz ve orada yorumlarda tek tek bakıyorum. Görüyorsunuz kalp atıyoruz, beğeniyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, ve like atmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlarımıza kanalımızı öneriyorsunuz. Ee, paylaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarınız var. Sınıflarda WhatsApp gruplarınız var. Oradan paylaş yaparsanız sınıfınızdaki arkadaşlarınız da bu konudan faydalanmış olur. Hemen sırası diye bakalım. En büyük iki basamaklı negatif tam sayıyı bulacağız. Üçgen. En küçük iki basamaklı pozitif tam sayı bulacağız. Sonra bunların mutlak değerini almış. Bakın mutlak değerini alıp toplayacağız. Tamam mı? Unutmuyoruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Bir daha sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.